Delilik ve dahilik arasında ince bir çizgi olduğu inancı uzun yıllardan beri süre gelmekte. Bu konuda Dostoyevski'nin sözü aklımıza geliyor. Fazla bilinçli olmak bir hastalıktır. Dahi bir insan gerçeğe ulaşmak adına epey bir fedakarlıkta bulunur. Fakat bu fedakarlıklardan biri kendi aklı olmuşsa bu kişiye deli damgası vurmak ne kadar doğrudur? Filozof Friedrich Nietzsche hayatı boyunca gerçeğin peşinde koşan fakat bu yolda yürürken akıl sağlığını korumaya gayret gösteren biri. Her ne kadar onun yaşamının sonlarına baktığımızda akıl sağlığıyla olan mücadelesini kaybetse de bunun uğruna ortaya koyduğu fikirler onu gelmiş geçmiş en iyi modern filozoflardan biri yapmakta. Ortaya attığı konseptler insanlığı o kadar etkiledi ki popüler kültür adı altında tükettiğimiz birçok eserde onun fikirlerine atıflar bulunmakta. Dinin toplumlar üzerinde etkisini kaybetmesi, bunun sonucu ortaya çıkan anlam eksikliği ve insanın kendine yeni anlamlar bulmayla olan mücadelesi, bu gibi konularda onun fikirlerini kavradığımız vakit yaşama bir daha aynı gözle bakmak mümkün olmuyor. Ve bu videonun konusu filozof Friedrich Nietzsche felsefesi. Tanrı öldü. Tanrı'dan geriye bir ölü kaldı. Ve onu öldüren biziz. Hala gölgesi beliriyor uzaklarda. Kendimizi nasıl avutacağız? Biz katillerin katilleri. Nietzsche'nin belki de en meşhur sözü olan Tanrı öldü tabirini anlamak için önce kendisinin yaşadığı dönemi analiz etmemiz gerekiyor. 19. yüzyılda aydınlanma çağının ilerlemesiyle Batı medeniyetleri akıl ve bilime olan güvenlerini ilerletmiş, bunun sonucunda yüzyıllardır süregelen din ve Tanrı kavramlarından uzaklaşmışlardır. Bu süreçte yaşayan bir insan artık İncil'i okumak, kiliseye gitmek veya Tanrı'ya dua etmek gibi motivasyonlarını kaybetmiştir. Fakat asırlarca etkisini sürdüren Tanrı algısının otoritesini kaybetmesi muazzam bir anlam eksikliği meydana getirir. Tanrı'nın kurallarına, onun dediklerine göre yaşamayacaksak ne uğruna yaşayacağız tarzı sorular insanlar arasında sorulmaya başlar. Ve bu kısımda nihilizm felsefesi yükselişe geçer. Bu felsefeye göre yaşamın hiçbir anlamı ve amacı yoktur. İnandığımız değerlerin hepsi aslında birer hiçtir. Ve Nietzsche tüm bu bahsettiğim gelişmeler üzerine Tanrı öldü lafını kurar. Bu söz bir zafer edasıyla dinlere karşı kazanılmış bir galibiyet amacıyla kurulmamıştır. Hatta tam tersi onun bu lafı kurmasının altında tedirginlik yatar. Sonuçta uzun yıllardır insanın hayatına anlam katan bir sistem çöküş evresine girmiştir. Ve bu durum insanlığı zorlu bir evreye sokacaktır. Aslında din veya tanrı kavramında değişen bir şey yoktur. Değişen insanların zihniyetleridir. Onlar kendilerini inançlarından uzaklaştırarak bir zamanlar inandıkları değerleri yok etmişlerdir. İnsanın din veya tanrı inancı olmadan yaşayabilmesinde ise nihilizm felsefesi pek yardımcı olmaz. Hatta hayatın anlamsız olduğu fikrini yüzümüze vurmasıyla insanı hayattan daha da koparır. Nietzsche de bu durumu fark eder. Bir insanın nihilizmin derin ve karanlık sularında boğulmaması için ona yardımcı olacak bir konsept ortaya atar. Böyle buyurdu Zerdüşt kitabında büyük harflerle şu cümleyi kurar. Öldü bütün tanrılar. Üst insanın yaşamasını istiyoruz artık. Nietzsche'ye göre hayatın anlamsızlığından, nihilizm tehlikesinden kurtulmanın tek yolu bir insanın kendini üst insana dönüştürmesidir. Peki ne demektir bu üst insan? Üst insan, çevresinin ona dayattığı değerleri ve anlam kalıplarını kabul etmek yerine kendi yarattığı değerleri kabul eden bir insandır. Bir sürünün takip ettiği yoldan gitmektense kendi açtığı yoldan gider. Sahip olduğu ideallerini kutsalı sayar ve onları gerçekleştirmek adına önüne çıkan engelleri ne pahasına olursa olsun aşmaya çalışır. Üst insan özgüvenli, bağımsız ve özgür bir insandır. Fakat yeri gelince bencil, acımasız ve tehlikeli de olabilmektedir. Nietzsche bir insanın üst insana ulaşması için acıya olan bakış açısını değiştirmesi gerektiğini belirtir. Acıdan kaçmak yerine acıyı kucaklamak, hatta acıyı tüm çıplaklığıyla hissetmek gerektiğini söyler. Çünkü ona göre acı çekmek, insanı geliştiren, yücelten bir durumdur. Bundan dolayı insanların acıyı hafifleten, uyuşturan etmenlerden uzak durması gerektiğini belirtir. Kendisi bu duruma örnek olarak alkolü gösterir. Fakat diğer uyuşturucu maddeleri de bu sınıfa ekleyebiliriz. Bu tarz uyuşturucular çekilen acının etkisini düşürür. Ama Nietzsche'ye göre acı karşısında hissizleşmek iyi bir şey değildir. Ve Nietzsche için acı karşısındaki en büyük uyuşturucu dinlerdir. Çevresindeki dindar insanları gözlemleyen Nietzsche, bu insanların bir nevi kişisel acılarına tahammül edemeyip bu acılardan kaçmak için dine sarıldıklarını ve bu durumun sonucu olarak insanların acı çekmenin kendilerine kattığı kazanımlardan mahrum kaldığını düşünür.
Tabii ki Nietzsche tarafından ortaya atılan bu üst insan konsepti ciddi eleştirilere maruz kalır ve kendisi de bunu önceden fark eder ki şu sözü söyler: "İddia ederim ki benim üst insan dediğime siz şeytan diyeceksiniz." Eleştirmenler Nietzsche'nin üst insan konseptinin faşist ideolojilere ilham verdiğini iddia eder. Özellikle Nazi Almanyası ve Adolf Hitler'in felsefesinde üst insan konseptine benzer bir yapı olduğu iddia edilir. Üstün Alman ırkı yaratmak veya Yahudileri yeryüzünden silmek gibi ideallere sahip olan Nazi Almanyası, tıpkı bir üst insan misali ideallerine ulaşmak için son derece cüretkar hamlelerde bulunmuştur. Hitler'in de bir Nietzsche hayranı olduğunun bilinmesi, bu filozofun bazı otoriteler tarafından tepki almasına neden olur. Aslında Hitler'in Nietzsche'den etkilendiği apaçık ortadadır. Fakat bu durum Nietzsche yaşasaydı Hitler'in davasını desteklerdi veya Nietzsche de Hitler gibi faşist motivasyonlara sahipti çıkarımlarını yapamayız. Nietzsche ne bir Alman milliyetçisiydi ne de antisemitizm dediğimiz Yahudi halkına karşı duyulan bir nefrete veya ayrımcılığa sahipti. Ayrıca üst insan konseptinin yalnızca Hitler'i değil, devasa bir kitleyi ve tabii ki edebiyatı ve popüler kültürü de etkilediğini söyleyebilirim. Superman karakterinin yaratıcıları bu karakteri ilk başta tasarlarken onu bir kahraman yapmak yerine kötü karakter olarak lanse etmek isterler ve bu süreçte Nietzsche'nin üst insan konseptinden son derece etkilendiklerini belirtirler. Jack London'da meşhur romanı Martin Eden'ı yazarken amaçlarından birinin üst insan konseptindeki bencil ve egoist tarafları eleştirmek olduğunu belirtir. Ve daha birçok filmler, diziler ve kitaplar bu konseptten etkilenmişlerdir. Üst insan fikrinin bu kadar etki yaratmasının altında yatan neden, muhtemelen her insanın içinde yatan özel bir istenci harekete geçirmesidir. Çünkü Nietzsche'ye göre insan, dünyadaki varoluşunda durmadan o özel istencin peşinden koşar. Bizi hayatta kalmaya motive eden şey nedir? Bu soru felsefe ve hatta psikolojide son derece popüler. Mesela Sigmund Freud'un ortaya attığı haz ilkesi, insanın temel arzusunun zevke ulaşmak olduğunu belirtir. Viktor Frankl ise logoterapi dediğimiz kavramla insanın bir anlam peşinde koşarak hayata tutunduğunu söyler. Fakat Nietzsche'ye göre biz insanları hayata bağlayan şey haz veya anlam arzusu değildir. Ona göre insan doğduğu andan itibaren güç arzusu peşinden koşar. Hatta Nietzsche bu konseptini sadece insanlarla sınırlı tutmaz. Tüm canlıların temel içgüdüsünün güç elde etmek olduğunu belirtir. Fakat çevremize baktığımızda bazı insanların bu güç istencini bastırdığını görebiliriz. Nietzsche özellikle dindar insanların dünyevi arzuları bastırmasına, bunun sonucunda güç istencinden kendilerini uzaklaştırmasına dikkat çeker. Ve bir tarafta güç istencini tatmin eden insanların olması, diğer tarafta da güç istencini bastıran insanların olması iki farklı ahlak algısını ortaya çıkarır. Ve Nietzsche bunları efendi ve köle ahlakı olarak tanımlar. Efendi ahlakını üst insan konseptine benzetebiliriz. Bu ahlaka sahip olan kişi güç ve itibar kavramlarına değer verir. Cesaretinden motivasyon alır ve yer yer acımasız olmaktan çekinmez. Köle ahlakındaki bir kişi ise genellikle motivasyonunu inandığı dinden alır. Dinin kendisine çizdiği sınırları aşmaz ve bunları aşmayı düşündüğü vakit ise inandığı dinde geçen günah ve cehennem gibi kavramlardan çekinir. Efendi ve köle ahlakı arasındaki bu ayrım onların iyi ve kötü kavramlarına olan bakış açısını da değiştirir. Mesela köle ahlakına sahip olan biri için bir kişi ona yanlış yapıyorsa o kişiden öç almak yerine onu affetmek ve merhamet göstermek gerekir. Oysa efendi ahlakına sahip olan biri, köle ahlakındaki birinin bu davranışını zayıflık ve hatta korkaklık olarak niteler. Köle ahlakına sahip olan bir kişinin öç alabilecek bir kapasitesi bulunmadığı için bu eksikliğini merhamet kılıfıyla örter. Hatta Nietzsche başlarda özellikle antik medeniyetlerde yalnızca efendi ahlakın mevcut olduğuna dikkat çeker. Bu devirde iyi dediğimiz kavramlar güç, refah, zenginlik gibi özelliklerden oluşur ve insanlar bu kazanımlara ulaşmaya çalışır. Kötü dediğimiz kavramlar ise zayıflık, acizlik ve fakirlik gibi durumlardır ve insan bundan uzaklaşmaya çalışır. Fakat bir yerden sonra kötü denilen kavramlara yani zayıflık, acizlik ve fakirlik gibi durumlara giren insan sayısı artmaya başlar. Ve bu insanlar efendi ahlakına tepki olarak kendi ahlak sistemlerini, Nietzsche'nin tabiriyle köle ahlakını tasarlarlar. Bu ahlak sisteminde zayıflığın yerini iyilik alır, fakirliğin yerini alçak gönüllülük ve acizliğin yerini merhamet alır. Kısacası efendi ahlakın kötü dediği kavramlara sanki bunlar aslında iyi kavramlarmış gibi bir kılıf giydirilmiştir. Şu ana kadar bu filozofun bahsettiğim fikirleri birbirleriyle ilişkili ve oldukça tartışma yaratan konular. Sıradaki kısımlar hem daha az tepki çeken hem de kader ve zaman algımız üzerinde düşündürecek fikirler içermekte.
Zaman düz bir çemberdir, der Nietzsche. Onun için zaman kavramı her ne kadar lineer yani ilerleyen bir algıya sahip olsa da özünde birbirini tekrar eden döngüsel bir yapıya sahiptir. Zamanın döngüsel bir yapıya sahip olduğuna göre ve evrendeki her şeyin zamanla ilişkisi olduğuna göre dünyadaki tüm olayların sonsuz bir döngü dizisi boyunca aynı sırayla kendilerini tekrar ettiği fikrine ulaşabiliriz. İşte Nietzsche bu duruma bengi dönüş der. Şu sözleriyle bu durumu daha derinden açıklar. Yaşadığın ve yaşamakta olduğun bu hayatı yeniden ve sayısız kere yaşamak zorunda kalacaksın. İçinde yeni hiçbir şey olmayacak. Yaşamındaki her acı, her sevinç, her bir düşünce ve her bir soluk, tarif edilemeyecek kadar küçük ya da büyük her şey, arka arkaya ve aynı sırayla sana dönecek. Ağaçların arasından süzülen şu alacakaranlık ve şu örümcek bile, şu an ve ben kendim bile. Varoluşun sonsuz kum saati, içinde toz lekesi olan sen ile yeniden ve yeniden baş aşağı çevrilecek. Peki insanın kaderi birbirini tekrar eden olaylardan ibaretse ve bu döngüyü kırmak mümkün değilse, o kadere karşı nasıl bir tutumda olmalıyız? O kaderi inkar edip onu değiştirmek mi gerekir? Yoksa onu kabullenip sevmek mi? Nietzsche'nin Amor Fati adında ortaya attığı konseptin anlamı kader sevgisidir. Bu konseptin temelinde bir insanın kaderinde gerçekleşen olaylara karşı pişmanlık ve öfke duymayı seçmesi yerine o kaderi kabul etmesi ve sevmesi yatar. İnsandaki büyüklük için ifadem Amor Fati'dir. Başka bir şeyi istememek, ne ileriye ne geriye ne de tüm bengiliğe doğru, zorunlu olana ne yalnızca katlanmak ne de gizlemek, aksine sevmek onu, der Nietzsche. Baktığımızda kaderi kabullenip onu sevmek fikri çoğu insanın hayatında mevcut olmayan bir durum. Genelde suçu kaderimize atıp kaderimizin daha farklı olduğu senaryoları arzulamak hepimizin yaptığı bir şey. Peki Nietzsche'nin bu konsepti üst insan konseptiyle çelişmez mi? Sonuçta üst insan konseptinde insanın kendi kaderini eline alıp ona yön vermesi teşvik edilirken Amor Fati konseptinde hali hazırda sahip olduğun kaderi kabullenmeni ve sevmeni söyler. Nietzsche belki de burada tek bir düşünceye saplanıp kalmanın lanetinden kurtulmak için bize iki farklı düşünce biçimi sunup onları harmanlamamızı beklemekte. Tek bir düşünce biçimiyle hayatı yorumlamaktansa birbirine farklı iki düşünceyi cebimize koyup ne zaman hangisini kullanacağımızın seçimini bize bırakmakta. Tamamıyla kaderciliğe başvurup insanın potansiyelini heba etmesine karşı çıkıyor. Fakat kaderin bir şekilde değiştiremediğimiz taraflarıyla inatlaşmak yerine kabullenici ve hatta kucaklayıcı bir tavır almamızı beklemekte. Ve onun kişisel hayatına baktığımızda Amor Fati konseptinin ne kadar değerli ve hatta kurtarıcı bir özellikte olduğunu görebiliriz. Nietzsche hayatı boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele eder. Kitapları yaşadığı vakit doğru dürüst satış yapmaz. Kadınlarla kurduğu romantik ilişkiler hep başarısızlıkla sonuçlanır. Nietzsche anlar ki başına gelen bu talihsizlikler her zaman onun yüzünden değildir. Bazen bu durumlar kaderin ona sunduğu kaçınılmaz durumlardır. Ve böyle bir kadere karşı isyankar olmanın mevcut durumu daha kötü bir hale getireceği bir gerçektir. Nietzsche bu durum hakkında şunları söyler. Amor Fati, varlığımın özü budur. Uzun süreli hastalığıma gelince ona sağlığımdan çok daha fazlasını borçlu değil miyim? Ona daha yüksek bir türde sağlık borçluyum. Aslında onu öldürmeyen her şeyin altında güçlenen bir tür sağlık. Ona felsefemi bile borçluyum. Ruhun nihai özgürleştiricisi yalnızca büyük acıdır. Trajiktir ki Nietzsche felsefi anlamda en etkin ve üretken sürecine girdiği vakit akıl sağlığında düşüşler başlar. Ve bazı kesimlerin iddiasına göre Nietzsche'nin kırılma noktası son derece ilginç bir olayın sonucu gerçekleşir. Nietzsche bir gün yolda yürürken bir atın sahibi tarafından kırbaçla işkenceye uğradığını görür ve birden o ata koşup ona sarılmaya başlar ve ona durmadan şu cümleyi söyler. Seni anlıyorum. Nietzsche bu olaydan sonra baygınlık geçirir. Uyandığında akıl sağlığını kaybetmesiyle sonuçlanacak yolculuğu başlar. Bu süreçte felç geçirir, konuşamayacak ve yürüyemeyecek hale gelir. Onun bu hale gelmesinde daha önceden sahip olduğu sağlık sorunlarının etkisi tabii ki vardır. Fakat felsefenin karanlık sularında uzun bir süre vakit geçirmesinin, insan zihnini zorlayan problemleriyle durmadan mücadele etmesinin de onun akıl sağlığına zarar verdiğini söyleyebiliriz. Sonuca baktığımızda modern felsefenin en etkili figürü bir nevi kendi ağırlığı altında ezilmiştir. Kendisinin ortaya koyduklarına baktığımızda görürüz ki Nietzsche düşünme dediğimiz eylemin hakkını veren, düşünceyi sonuna kadar götürebilen ve felsefe dediğimiz derya denizin en cesur filozoflarından biri olmuştur.